Abi merhaba. Bugün vize yenilemeye gidiyoruz. 3 ay uzatacağız. Şimdi Atilla'nın dükkana geldik. Metin abiyle birlikte getirdi bizi. Gerçeği de alacağız buradan. Sonra federale gideceğiz vize uzatmaya. Abi kolay gelsin. Geleceğiz. Kavganız var. Ne abi? Vallahi bayağı uzun oldu ha. Evet. Eren. Metin abi, ben oldum. Merhaba canım. Merhaba. Uzun adam. Uzun boyboy diyoruz. Kanka abi. Neyse şimdi federale gideceğiz. Eyvallah. Orada da anlatırım size nasıl vize uzattığımızı, nasıl olduğunu konuşuruz. Abi burası federalin önü. İçeri gireceğiz. Abi ben bir salaklık yaptım. Vize uzatmaya geldik de benim pasaport büyük çantanın içine koymuştum. Çok akıllısın. Orada kaldı. Ya. Abi. Neyse gerçek girdi. Zaten büyük ihtimal şimdi uzatmayacaklar. O neler gerektiğini öğrenir. Ondan da biz öğreniriz ne olduğunu. Büyük ihtimal yarın bir daha geleceğiz de. Bakalım gerçek mi çıksın. Ondan sonra tekrar açarım. Dün biliyorsunuz ben pasaportu unuttum. Onun için vize işi uzatamadım da zaten getirmiş olsaydım yine uzatamayacaktım. Birkaç tane belge istiyorlarmış. Şimdi gerçek girmişti dün içeriye de. Ona bir kağıt vermişler bu belgeleri getir diye. Neresi? Burada mı? Tamam. Şimdi biz Eren'le gidiyoruz. Yani Eren'in yanında olması iyi. Portekizce konuştuğu için her şeyi kolayca halledebiliriz. İşte ben de o gerçeğe verdikleri kağıttan belgeleri topladım. Ne diyor? Çevir göster diye. Seni de mi göstereyim? Dayın arabadan bir şeyler yapıyor. Neyse ben de evrakları hallettim. İşte pasaport fotokopisi çektirdim. Ondan sonra burada kalacağında hani ne harcayacaksın, elinde ne var, para mı, kredi kartı mı onu soruyorlar. Yani kredi kartı falan göster diyorlar adına. Bende de şey var, boş hesap kartı vardı, onun fotokopisini çektirdim. Onu göstereceğim. Onun haricinde gidiş uçak bileti istiyorlar. Ona da rezervasyon yaptım, onu göstereceğim. Öyle işte yani şeyleri ayarladım şimdi. Bakalım gidelim. Ayrıyeten de 110 real para istiyorlar. Yani 160 TL falan. Onu da halledeceğiz. Bakalım gidince ne olacak? İnşallah bugün hallederim de şu sorunu kafadan atarım. Benim normalde planım süreyi uzatmadan başka ülkeye geçmekti ama şu an bu taraflarda hiçbir ülkeye geçemiyoruz. Yani herkes Brezilya'ya sınırını kapattı. Sadece Meksika açık. Bir de Dominik açık galiba. Ama Meksika test falan da istemiyor. Buradan direkt Meksika'ya geçebilirsiniz. Ben de istiyorum ama Meksika'ya uçak bileti çok pahalı. Onun için gidemiyorum. Belki ileride gidebiliriz. Bakalım 3 ay daha buralarda takılacağım galiba. Ama bir yer açılırsa geç edebilirim. Şimdi otobüs bekliyoruz. Polisiye federale gideceğiz. Burada konsoloslukta değil bu arada haberiniz olsun. Polisiye federalde halledebiliyorsunuz bu uzatma işini. Gidelim içeride çekebilirsem bakarız duruma. Abi şimdi geldik. Polisiyenin içindeyiz. Çekemeyebilirim. Cebime koyacağım. Belki oradan çekerim. Pasaporttan kayıt yaptırdık. Kayıtta mı? Evet. İşte yukarı çıkıyoruz şimdi. Cebe koyayım da belki oradan bir şey çekebilirim. İnşallah alırız ya. Abi duydunuz mu bilmiyorum işte form var. Bir internetten form dolduracağız da. Bak şurada bak yazıyor zaten. Buraya ödeme yeri. Buraya ödeme yeri. Şimdi formu şimdi alsak bile çıktısını almamız gerekiyormuş. Ve ödeme yeri de kapanmış. Yine yarına kaldı bizim iş. Yarın yine geleceğiz yani. Abi üçüncü gündeyiz. Yine geldik. Bugün evrakların hepsini ayarladım. İnşallah değiştireceğim. Şimdi öğlen arası sırayı bekliyoruz. Yine cebime koyup çekeceğim. Şimdi
şurada kaydı yaptırdık da. Önce şimdi burada parayı yatıracağız. 110 real ödeyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Nereye? Sıra mı alacağız? Abi yine bir evrak eksik çıktı. Vallahi kafayı yiyeceğim. Şimdi aşağıdan onu çıkaracağız. Şu parayı şimdi bir halletsek gerisi olacak da. Ha, şuradan alacağız herhalde ya. Şimdi onu alacağız. Sinir oldum. Şimdi karşısında şöyle fotokopiciden mi bu internet kafe? Fotokopici. Oradan çıkaracağız şimdi. Ne uğraştırdılar ya. Aslında basit de. Yani Portekizce bilmeyen biriyle gelirseniz uğraşabilirsiniz. Ama ben size prosedürleri elimden geldiğince göstereceğim. Yani ne adres şeyi mi? Adreste ismini istiyor. İsmini adres. Tamam. Banka şeyi çıkaracak. Tamam. Dur. Abi. Eğer başınıza gelirse bakın şurası federal. Hemen karşısında böyle bir internet fotokopi bir yer var. Buraya gelirsiniz. Burada yaptırırsınız. Ne? Fatura çıkar. Aynen o içeride kadın söyledi. Ben kamerayı kapatı vermiştim. Fatura lazım. Bir fatura gibi bir şey var. Ödeme yapabilmek için. Onu getirin dedi de. Şimdi buraya anlattı. Buradan verecek. Ama şey. O internette doldurduğumuz formda şey istiyorlar. Burada kaldığın bir adres. Ben Erengil 2'ni yazdım. Adres. Başka ne istiyorlardı ya? Başka bir şey sormuyor. Adresini. Az soyad başka hakikaten bir şey sormuyor ya. Doğum tarihi. Hangi? Ülkeni. Onu falan soruyor. İnternetteki formda. 25 real istedi. Ne? 25. Yalan. Evet. Haberin olsun ondan. Niye? Yapması için fatura. Biz yapamıyor muyuz? Yapamayız. Banka faturası yapıyor çünkü. Aha hayvan yedik. 25 real de buraya gidiyor. Neyse dur alalım da açarım yine. Adam çıkarıyor oradan şimdi. Abi. Tuzağa vurmuşlar herhalde. Adam 25 real aldı ya. Banka faturası gibi bir şey. 25 real aldı adam bunu sadece çıkarmaya. Ama bu olmadan işte içeride parayı yatıramıyorsun. İçerideki kadını gidin çıkartın dedi. Neyse tekrar gireceğiz şimdi içeri. Bu kadar sıra olduğuna bakmayın. Vize deyince hemen alıyorlar içeriye. Şimdi üst kata çıkacağız. 110 eyal aldı. Tam. Şimdi üst kattan da inşallah bu damgam vuracak, imza mı atacak? Ne yapacaksa yapsın bir an önce ya. Bekleyin mi dedi? Evet, bizi dışarıya attı. Allah'ım. Olacak herhalde lan. Neyse az sonra yine açalım. Evet. Mutlu olduğuma göre vizeyi aldık. Uzattık yani. Ağustos'un 6'sına kadar. Yani zaten 6-7 gün burada vardı. Onu üstüne ekliyorlar. Zaten şöyle son bir ayınız kaldığı zaman vizeyi uzatabiliyorsunuz. Yani bir aydan aşağı düşmeniz lazım.
onu da mesela 3 ay uzattığınızda o süre boşa gitmiyor. Onu üstüne ekliyorlar. Benim de zaten 7-8 günüm kalmıştı. Onu üzerine eklediler. Ağustos'un 6'sına kadar vizem var. Bakalım, bir sorun çıkmazsa, başka yer açılırsa belki geçerim. Açılmazsa 3 ay daha takılırım. Bakacağız duruma. Şimdi bana kaç paraya mal oldu? 110 heyal içeriye verdik. 25 heyal fotokopiciye verdik. 135 heyal. 5 heyal de dünkü fotokopilere gitti. 140 heyal. İşte geldin gittin otobüsle 150'den fazla da biz ona 150 diyelim. Yani aşağı yukarı otobüs falan sayma 140 heyale işlemleri hallettik. Neyse, elimden geldiğince size vize uzatmayı gösterdim. Eğer bir gün gelir de uzatacak olursanız bu şekilde uzatabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.